Oğlum durdur bakayım şu arabayı. Hayırdır inşallah. Canlan. Zeliha Bozdağlı'nın ölüm raporunu imzalayan başhekim 3 yıl önce vefat etmiş. Cavidan Hanım'ın suç ortağına ulaşamıyoruz yani artık. Mezar inceleme için savcılıktan izin çıktı mı? Evet. Buyurun Güzel. Komutan. Ver bakalım. Zeliha'nın mezarı dolu mu yoksa boş mu? Sorumuz bu. Hadi gidip bakalım. Komutanım, Cavidan Bozdağlı için bir bilgi geldi. Kurtarma ekibi istenmiş. Cavidan, iyi olacaksın. Hiç merak etme. Kimseye haber verme. Evdekilerin haberi olmasın Ekrem Bey. Tamam, tamam. Konuşuruz onu. Sen şimdi kendini yorma. Söz ver. Söz ver bana. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Tamam, söz. Yani kimse bilmeyecek. Esma, Esma kalk. Ne oldu? Cavidan nerede? Yok odasında. Gece gelmedi, bilmiyorum ki. Sakın almayın onu içeriye. Kapıları da kilitleyin, jandarmaya haber verin, gelsinler buraya. Zeliha Hanım. Esma, her şeyi o yaptı. Senelerdir Cavidan sakladı beni o evde. Esma, ne duruyorsun? Söyledim, yapsana. Ezo ile Melek nerede? Esma, kızlarım nerede? Ezo dışarıda. Söyle, hemen gelsin. Melek? Esma, Melek nerede? Hala akrabalarında mı? Zeliha, gerçekten mi? Bitti mi bu işkence? Hatırlıyor musun seni hep şeyle? Bitti. Döndüm artık. Herkes yaptıklarının bedelini ödeyecek. Hem de bu dünyada. Bana, kızlarıma, sana yaşattığı her şeyin hesabını soracağım bir bir. Tamam mı? Tamam. Söyle şimdi, ne biliyor Melek? Hiçbir şey bilmiyor. Kimseler demedi dedim, ben de kimseler bir şey demedim. Halası biliyor beni. Başka türlü yanımda nasıl tutacaktım Zeliha? Tamam, sus şimdi kendini. Nerede şimdi o? Zeliha Hanım. Ne oluyor hala? Melek. Anne. Ezo. Anne. Ezo. Annem.
İyi misin? Bir şey mi hatırladı yine? Yok. Bana sarıldı. Melek diye. Ölen kardeşim sandı demek ki. Öyle sandı. Seher, senin de yatağını işgal ettik, kusura bakma. Fena mı? Ne güzel, anne kokağı yastığım işte. Annen ben öyle sarılınca içimden bir şey alev aldı sanki. Anneler sarılınca sahi başka oluyormuş ha. Daha önce hiç kimse bana böyle sarılmamıştı. Annen sarılınca... meğer çok şey kaçırmışım dedim. Annen sizi ilk defa bu kadar koydu be. Haber yok mu hala Cavidan Hanım'dan? Öldük vallahi biz burada meraktan. Ablan, ağlama sen. Allah'ın izniyle dönecek sağ salim hanımın. Ver şunu bana. Alo, komutanım ben Esma. Dün gece Zeliha Hanım da yoktu. Şükür sağ salim döndü ama sen yine de bil. Cavidan, ya hiçbir şey anlatmayacak mısın? Allah aşkına. Gece yarısı ne işin vardı o uçurumun kenarında? Nasıl düştün aşağıya? Zeliha Hanım da yokmuş o gece evde. Siz biliyor muydunuz? Neyse ki o sağ salim dönmüş geri eve. Olan size olmuş. Hepsi senin yüzünden. Anladın mı beni? Karısın seni. Anne, anne dur. Normalde şoförle çıkıyorsunuz evden dışarı, öyle değil mi? Bu defa neden tek başınıza çıktınız? Biriyle mi buluşacaktınız? Gece gece ne işiniz vardı dağ başında diyorum Cavidan Hanım. Canıma kıymak istedim. Gelinimi o halde görünce... bunca yıl bir başına bir eve kapatılmış. Kim bilir ne acılar çektim. Bağlamış kadını Ekrem. Gelinimi delirtmiş. Aklını yitirmiş. Ben bir insan değil. Şeytan doğurmuşum. Yıllarca bir şeytana analık etmişim. Öleyim dedim. Öleyim de kurtulayım. Attım kendimi aşağıya. Onu bile beceremedim.